Geçiş Oyunu'na hoş geldiniz. Altı Çizili'nin yeni sezonunun ilk bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programda Mert Akdoruk bizlerle birlikte ve bir konuğumuz var. Daha önce de programımıza katılmıştı, renk katmıştı. Fem Sport'tan İrem bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhaba, Barış. Hoş buldum. Olimpiyatı geride bıraktık. Yoğun bir iki hafta geçti muhtemelen üçümüz için de. Bu programda da onu konuşacağız aslında. Biraz ilginç bir olimpiyat oldu. Seyircisizdi. Japonların katı tedbirleri vardı. Bir sene ertelenmişti. İşte bazı sakat sporcular geçen sene kaçıracakken bu sene katılıp madalya alabildiler. Bazı sporcular da tam tersi oldu. Rekorlar kırıldı. İlginç bir olimpiyat oldu aslında. Yüzmede çok rekor kırıldı Barış ya. Evet. Yüzmede acayip rekor kırıldı yani. Avustralya zaten süpürüyor, evet. O tarafı da bayağı bir rekor vardı. Özellikle kadın sporcuların başarısı damga vurdu diyebiliriz herhalde. İstiyorsanız böyle girmiş olalım. Aklınızda kalan değinmek istediğiniz neler var? Mert yüzmeyle başladı. Ben de Warhol'u söyleyeyim. Müthiş bir 400 metre finali oldu. 400 metre engelli finali. Dünya rekoru kırıldı, kıta rekorları kırıldı. Bizden de Yasmani Coppello vardı. Benim için herhalde en unutulmaz yarış oydu geride kalan süreçte. Sizler hangilerini söylemek istersiniz? Sizin hakkınızda ne kaldı? Valla bir ben çok ufak bir giriş yapayım. Şimdi yani Hınca Uluç ya da ne bileyim Mert Aydın falan değilim. Çok fazla olimpiyatlar dışında ve işte bazen Diamond League müsabakaları dışında atletizm ve olimpiyattaki diğer dallar konusunda çok aktif değilim. Sadece Amerikan futbolu özelinde işte basketbol, biraz kadın voleybol, bunlara ilgiliyim. Ama onun haricinde benim tabii ana lokomotifim hep kadın voleyboldu ki zaten ülkede de çok böyleydi daha ziyade. Hepimiz çok fazla Filenin Sultanları odaklı başladık. Çünkü onlardan hem beklenti çok hem voleybol biraz daha göz önünde olan bir spor. Dolayısıyla onlar için işte geç yattık, erken kalktık. Yani elimizden geldiğince hep destekledik. Sonrasında tabii diğer sporcularımızın başarılarıyla hiç beklenmedik dalda. Belki bizim beklemediğimiz biraz. Hani onları sene boyunca takip edemediğimiz için çok bilgili olmadığımız için bu konuda belki bizim için beklenmedik sonuçlar oldu pozitif anlamda. İki tane sporda ben çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Biri güreş, diğeri de halter ki bunlar zaten Türkiye'nin doğuşundan itibaren hatta Osmanlı tarihlerinden itibaren Türkiye'nin olimpiyatlarda var olduğu tek branştı bunlar. Bunlarla işte altınlar alıyorduk. Özellikle güreş. Ama ikisinde de çok sıkıntılı dönemler oldu. Her ne kadar işte Yasemin Adar repesajla geldi o da. Tahak Gül yine keza. Rıza yine aynı şekilde. Yani aslında hepsi çeyrek finalde elenip repesaj maçıyla bronz madalya şansı elde ettiler ve aldılar. Çok başarısız bir dönem geçti onlar için. Aslında bunu güreşe ve haltere hakim olan birileriyle konuşmayı çok isterim. Gerçekten onlardan alacağım bilgi beni doyuracaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü lokomotifti dediğim gibi. Kadın voleybolda beklediğimizin üstüne çıktık aslında. Gruptan çıkmayı bekliyorduk. Bekliyor muyduk? Evet, ama yine de Çin'i 3-0 yenmemiz, Amerika'dan bir puan almamız bile gayet güzel sonuçlardı. Rusya'yı yendik. Ondan sonra beklediğimiz bir kura da geldi aslında Güney Kore, ama zannediyorum o biraz Çek bir Letonya faciası türünde bir gevşeme oldu takımda. Biraz da hani çok voleybolun tüm dinamiklerine ve tekniklerine hakim değilim, ama zannediyorum bazı oyuncularda biraz fazla ısrar edilmesi bizi biraz daha sıkıntıya soktu. Sonra da bokstaki başarılarımız geldi. Buse Nazlar ki çok ilginç, doğum yerleri vesaireleri her şeyleri aynı ve ikisi de Buse Naz, ikisi de boksör. Hani bu nasıl bir tesadüf, onu da çözemiyorum hala. Aklıma neyse ki geldikçe birinin şok ismi oluyorum birleşik, hatta. Birininki ayrı. Buse Naz birisi iki isim, biri tek isim. Oradan ayrılıyor. Ya ama yani dünyada kaç tane Buse Naz vardı? Her ikisi de aynı olimpiyatlara gidip boksta aynı branşta dövüşüyorlar. Bana çok ilginç geliyor hala düşündükçe. Onlarla çok mutlu olduk. Kadınlarımızın %50'ye yakın bir oranla olimpiyatlara katılması çok mutlu etti. Karate'deki başarı yeni bir branş olmasına rağmen Türkiye'nin karate'deki başarısı beni mutlu etti. Eski de bir branş oldu. Karate bir sonraki olimpiyatta yok.
aslında sporcular için bir zor bir psikolojiydi. Çünkü olimpiyat madalyası kazanmak için tek şanslarıydı. Yıllardır da bekliyorlardır muhtemelen. Tek şanslarıydı. Onun için de iki tane kadınlarda, yani ben karate takip etmiyorum ama iki tane dünya bir numarası olan madalya, altın madalya alabilecek karatecimiz de maalesef başarısız oldular oyunlarda. Ama genel olarak başarılıydık tabii karatede, bence de. Böldüm, sen devam et istersen. Yani üç tane madalya gelmesi bile güzel. Yine yani güreşi ve halteri falan düşündüğümüzde çok daha başarılı. Onun haricinde Necati Er var 3 adımda 6. sırada. Eda Tuğsuz bana çok ümit verdi. Hem çok duygusal bir yapıya sahip olduğunu fark ettim. Hem çok daha genç yani cirit atmada sonuçta çok başarılı değiliz. Ve santimlerle 4. oldu. Bir sonraki olimpiyatta bize madalya umudu verdi. İlker Özyüksel keza modern pentatlonda. Ben de ona değinecektim 5. aslında. Olarak çok ümit verdi bize. Yani ben biraz fazla konuştum. Hani kendimce bir genel toparlama yapıp topu size atmak istedim. Ben keyif aldım. Türkiye adına da mutluyum. Hem kadın erkek sayısı eşit. Hem madalya sayılarında bir denge var. Kadınlarımız çok damga vurdu. Filenin sultanları çok güzel bizi temsil etti. Umarım daha fazla dalla, daha fazla branşta Paris'te bu genç sporcularımız çok daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum en azından. Ben de kısaca şunu söyleyip İrem'e bırakayım sözü. Halterle güreşteki durum biraz farklı gibi. Halterde sanki artık iflas etmiş gibiyiz doping olaylarından sonra. Katılan sporcumuz da yoktu çok fazla. Ve katılanlar da iddialı değillerdi. Çok açık farkla bitirdiler sıralamaları. Biz alışık değiliz. Bütün madalyaları oradan alırdık. Altın cepte diye bakardık. Güreşte de iddialı olan sporcularımızın biraz, Yasemin Adar'ı bir kenara bırakıyorum, biraz kötü kurallar, birazcık psikolojik olarak hazırlanamama neticesinde beklediğimizi yansıtamadıklarını düşünüyorum. Ama öte yandan yani benim için açıkçası biraz ayrımcılık yapacağım bu konuda ama yani güreşte, halterde alınan madalyalardansa ben İlke Özyüksel'in aldığı dereceyi işte yani daha kıymetli buluyorum. Eda Tuğsuz'un aynı şekilde, elde ettiği dereceyi daha kıymetli buluyorum. O sporlarda kısıtlı imkanlarla, yani güreşte zaten muhtemelen dünyada en hazırlanma imkanı olan sporcular bizde. İmkanlar çok fazla, kulüpler var, belediyeler destek veriyor. Ama bu sporlarda birazcık da onların kişisel çabalarıyla bir noktaya gelmişler. O benim için daha kıymetli. Ben İrem'e sözü vereyim. O neler söylemek ister? Açıkçası bir İlke Özyüksel hakkında da senden bilgiler alırsak seviniriz. Beni çok etkiledi. Hem hayatında meydana gelen olaylar, hem elde ettiği başarı. Senden dinlemek isterim. Bir de bildiğim kadarıyla femsport.net'te İrem'in İlke'yle bir röportajı da vardı. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Var, Ya şöyle, İlke'den başlayayım ben de o zaman. İlke'nin hayatta gerçekten, İlke Özyüksel'in bir mücadele şeyi var gerçekten. Hani pentatlon, modern pentatlon Türkiye'de bilinen bir spor değil. Kendi başladığında daha çok kişi bilmiyor. Hani farklı 5 farklı branş var ve her branşta uzmanlaşmak durumunda. Ya bir böyle bir hani herhangi bir branşın öncülüğünü yapmak zaten zorken, 5 branşın birden olduğu modern pentatlon öncülüğünü yapmak apayrı bir zorluk bence. Kendisi de bu zorlukları yaşamış. İşte Macaristan'a gitmiş, gitmek durumunda kalmış. Orada hazırlanmış. Orada da zorluklar çekmiş. Ya bayağı büyük mücadeleler vererek buraya kadar gelmiş. Ve şu an bence meyvelerini topluyor. Gerçekten çok büyük bir başarı elde etti. İkinci olimpiyatlarıydı. Geçen 2016'da sanırım 32. falan mıydı, hatırlamıyorum. 35.'iydi galiba. Olabilir. Bu olimpiyatlar 5. bitirdi. Bence muazzam bir derece. Ve Barış'ın söylediğine de katılıyorum gerçekten. Yani güreştir, boks da bence öyle. Yani hani Türkiye'de çok yerleşmiş bazı sporlar var. Ve o sporlardan sporcu çıkması, o branşlardan sporcu çıkması çok rahat gerçekten. Ama daha bilinmeyen sporlardan sporcudan yetişmesi çok zor oluyor. Barış'ın da gene dediği gibi birazcık kişisel mücadelelerle oluyor. Mete Gazoz'da da mesela böyle sanırım, yani çok hakim değilim ama ailesi mesela okçuluktan geliyor olmasından yararlanarak bireysel olarak işte resme gitmiş, omuz kaslarını geliştirmek için işte yüzmeye gitmiş, bilmem ne falan. Hani İrem, bireysel anlamda ailesinin... Bölüyorum. Yani okçulukta yine, evet, bir geleneğimiz var.
Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı da eski Doğru, Okçuluk evet. Federasyonu Başkanı. Hani onlara özel bir ilgisi, yani tabii ki kolay bir şey değil okçulukta Türkiye'de yetişip madalya almak, altın madalya almak. Ama yani modern pentatlon gibi olduğunu hiç zannetmiyorum. Mutlaka yani hiçbir şey değilse bir Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı, kıymetli bir spor adamı, aynı zamanda Okçuluk Federasyonu eski başkanı, okçuluk ana alanı olan birisi. Onun için daha mümkündür orada başarılı olmak. Daha önce de bir dereceler tabii, vardı doğru. Madalya olmasa da. Evet. Yani tabii modern pentatlonda bir de işte 5 farklı branş olmasından kaynaklı. Yani bir gün içinde kilometreler kat edebiliyor antrenmanlar yapmak için. Yani o yüzden hani farklı ekipmanlar gerekiyor, daha pahalı bir spor haline dönüşebiliyor. Tabii bunlar da hani bir altyapı yoksa da sporcunun kendisi yükleniyor. Ama yani çok büyük bir şeyin kapısını açtı gerçekten ve yani onun sayesinde bence çok fazla daha sporcu yetişecek. En azından artık bunun bilincinde olan bir ülkeye dönüştü yani Türkiye'de. Onun başladığında işte kendisi de anlatıyordu, kimse bilmiyordu diyordu. Şimdi artık herkes ilkeyle beraber modern pentatlonu da biliyor. Bence de çok önemli. Onun dışında olimpiyatlarla ilgili neleri unutamadım bir şey. Ya olimpiyatlar aslında biraz böyle karmaşık da bir şey. Yani maliyetlerin inanılmaz yüksek olmasından dolayı yani düzenlenen ülkede sürekli protestolar oluyor ve çok haklı protestolar bunlar. Ama izleyiciler açısından, yani bizler açısından da dört gözle beklediğimiz bir şey. Benim de öyle. Yani o protestolara çok katılsam da, hani çok haklı bulsam da, bir yandan da ya hadi düzenlensin de artık izlesek falan diyorum. Ya tabii bir de bu Tokyo'da işte bir yıl pandemiden dolayı bir yıl ertelendi. O yüzden onun maliyeti çıktı. Seyircisiz düzenlendi. Onu da oradan gelir elde edemedi Tokyo Olimpiyat Komitesi falan. O yüzden bayağı bir en maliyetli olimpiyatlar olmuş zaten. İrem, peki maliyet yani haricinde yani halkın halkın ne gibi bir şeyi var, tepkisi var maliyet dışında? Covid vardır muhakkak. Tabii Covid var. Bir de yani bu salonların yapılması, işte yerlerin inşa edilmesi, olimpiyat merkezleri kurulması çok büyük de bir yani çok hakim değilim ama muhtemelen doğayla birazcık oynadığım bir şey, yani hani bir alana yeni bir şeyler inşa etmek. Yani çok hakim değilim ama dediğim gibi yapıların kurulması, doğayı tahrip edilmesi, maliyetlerin çok yüksek olması, bu her sene her olimpiyatlarda tepki çeken bir şey. İşte Rio'da da bunun bayağı bir şeyi vardı. Bayağı insanlar yerlerinden edildi. Yani hani farklı bir yere gitmeleri zorlandı. Sırf olimpiyat merkezi düzenle kurulabilmesi için. Tokyo'da da vardır diye tahmin ediyorum. Ya bunlar protesto ediliyor dediğim gibi her olimpiyatlarda. Bir de maliyet tabii ki de hani vergilerle yani insanların üstüne binen bir şey. Ne kadar maliyet artarsa o kadar da halkın üstüne binen yük de artıyor tabii. Tokyo'da da daha fazla oldu. Ama Tokyo'nun iyi yanları var tabii ki. İşte cinsiyet eşitliğine çok önem veren bir olimpiyat oldu. Yalnızca cinsiyet eşitliği değil, toplumsal cinsiyet anlamında da önemli adımlar atıldı. İşte Olimpiyat Komitesi Başkanı bu oyunların LGBT hakları için dönüm noktası olmasını istediklerini vurguladı. İşte ilk kadın, trans kadın olimpiyatlarda yer aldı. Bunlar da çok önemli adımlardı gerçekten bana göre. Ya oyunlar anlamında en unutamadığım şeylerden birisi de tabii bokstu benim de. Boksun tabii şöyle özelliği de var bu senazların. Hani boks çok fazla erkek sporu olarak görülen bir branş. Ve olimpiyatlardaki ilk madalyaların kadınlardan geliyor olması beni ayrı bir mutlu etti. İkisi de gerçekten tarih yazarak bir şampiyonluk kazandılar. Onun dışında birazcık daha altın, yani altın diye madalya beklediğim branş karateydi benim de. Gene Barış Barış'ı tanırım. Karate'de işte Serap Özçelik var, Meltem Hacıoğlu var. İkisi de çok 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 önemli sporcular. Ama tabii üzerindeki baskılar da bir o kadar artıyor. İşte Serap Özçelik mesela ilk maçında çok küçük bir hata yaptı ve maçı kaybetti. Sonrasında da bütün dengesinin alt üst olduğunu söyledi. Oradan toparlayamadığını söyledi. Bir de tabii yani sizin de dikkat çektiğiniz gibi bu olimpiyatlarda başarı getiren ve yani bize umut veren sporcuların çoğu çok genç yaştalar. İşte Buse Nazar sanırım teki 23, teki 25 yaşında. 98'li ve 96'lılar. Işte yüzücüler var. Evet. Ya yani yüzücüler var mesela. İşte Eda Tuğsuz, Mert Sen'in dediğin gibi 24 yaşında galiba. Evet. İlki evet. Özyüksel iki olimpiyat gördü.
Yani çok deneyimli bir oyuncu oldu, sporcu oldu aslında artık ama 24 yaşında daha yani önünde çok daha fazla yol var. Yani çok bir hani sakatlık olmaması tabii öngörerek, umut ederek. Onun dışında yüzücüler var. Hani bu olimpiyatlarda çok fazla bir şey yapamadılar belki ama ya Merve Tuncel, Beril Böcekler ya bunlar hep ikisi de gençler şampiyonlukları olan sporcular ve daha 17-16 yaşlarındalar. Defne Taç Yıldız gene öyle, Deniz Ertan öyle. Her biri çok genç ve gelecekteki ya bir sonraki olimpiyatları sabırsızlıkla beklememe sağlayan sporcular aslında hepsi de. Voleybolda da tabii ya beklentinin üstüydü ama maç çeyrek final maçı da çok geldi yani kazanmak için. Ya 5. sete gittikten sonra artık hani her iki tarafta kazanabilir. Güney Kore kazandı. Biraz o yüzden hayal kırıklığı oldu aslında ama yani sadece maça bakmayıp çeyrek final gördü şeyine bakarsak da çok büyük bir başarı tabii ki. Onun dışında galiba benim bir şey yapacaklar mı? Öyle ben araya gireyim size. Barış'a da sana da bir pas atayım buradan. Şimdi trans kadın sporcudan söz ettik. Laurel Hubbard halterde yarıştı. Yani yaşı da bayağı geçkin sanırım. Daha önce erkek kimliğiyle yarışırken olimpiyatlarda kadın kimliğiyle katıldı. Muhakkak ki tabii Olimpiyat Komitesi'nin belli kriterleri vardır bu konuda. Ama ben doğuştan gelen erkeksi özelliklerin de kadınlarla yarışırken muhakkak bir avantaj sağladığını düşünüyorum. Şimdi işin bir sosyolojik boyutu var. Bir de yarışma boyutu var. Yarışma boyutunda bunun çok etik olmadığını düşünüyorum. Acaba trans bireyler kendi aralarında yarışırsa bu sosyolojik anlamda bir kazanımı negatifleştirir mi? Siz nasıl görüyorsunuz bunu? Ve haksız rekabette bana katılıyor musunuz fiziksel anlamda? Ve haksız rekabetin olduğunu düşünüyor musunuz? Ya şöyle ki tabii biyolojik farklılık bu dönemde artık çok fazla tartışılan bir konu. Yani biyolojik farklılığın olup olmadığına dair, erkeklerin böyle bir avantaj sağlayıp sağlamadığına dair, yani sadece erkek oldukları için sağlayıp sağlamadıklarına dair çok fazla artık tartışmalar var. O yüzden hani bu şey gibi bilmiyorum. O ya olabilir, avantaj sağlıyor mu sağlamıyor mu ama elendi de zaten o şeyleri, elemeleri geçemedi. O kadar da büyük bir şey sağlamıyor demek ki. Ayrı bir olimpiyatı düzenlenmesi ya bilmiyorum çok öteki bir konuma koymak olur. İşte mesela kadınlarda kadınlar olimpiyatları almadıkları zaman kadınlar kendi aralarında bir olimpiyat düzenlemeye başladılar ve sonra birleştirildi falan. Ya bilmiyorum böyle ayrı ayrı olimpiyatlar düzenlenmesi birini öteki konuma koymak anlamına geliyor gibi geliyor bana. Tabii bu konu çok böyle yani hassas bir zeminde de duruyor. Onu da söylemek lazım. Hani öyle ya da böyle demek bence çok büyük bir şeye yol açabilir. Benim görüşüm de şu. Mert'in dediğine şu açıdan katılıyorum. Sportif olarak yaklaşımla toplumsal olarak yaklaşım biraz burada çelişiyor ve sıkıntı yaratan biraz o oluyor. Yani kadınlarla erkekleri nasıl yapılarından dolayı ayırıyorsak yani bu şekilde bir avantaj da sağlanabilir tabii ki. Bu konu herhalde sadece IOC'nin değil pek çok federasyonun da ilerleyen dönemde en hassas üzerine düşünmesi gereken konulardan biri. Hem adil olmak zorundalar hem de toplumu da düşünmek zorundalar. Çünkü yani bu tip önemli kurumların verdiği mesaj da çok önemli. İşte ötekileştirmemek lazım ama bir yandan da o rekabeti de zedelememek lazım. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu konuda bir karar alınacak. Nasıl olacak ben de merakla bekliyorum ama adil olmak lazım. Nasıl olacak ben de merakla bekliyorum. Yani tabii bu olimpiyatlarda bence çok adalet bozulmadı. Renk de kattı. Ben öyle düşünüyorum. Devam edelim isterseniz. Mert senin söyleyeceğin bir şey var mı bu konuda başka? Yok hayır ben senin dediğine katılıyorum. Yani fiziksel avantaj sağladığını zannediyorum bilimsel olarak da. Dolayısıyla yani işin iki boyutu var. Bu iki boyuta çok dikkat edip karar vermek lazım. Her iki tarafı da muhakkak kırmadan orta bir yol bulmak lazım gibi geliyor bana. Çünkü sonuçta bir kere buna karar verdiğinizde ileride değiştirmesi çok daha zor olabilir. Hangi yönde karar verirse versin Olimpiyat Komitesi. Bence bununla ilgili biraz polemikler hiç bitmeyecektir zannediyorum. Yani işte ne karar verirlerse versinler
mutlaka tepki gösteren çıkar. Semenya olayında mesela ben iyi yönettiklerini düşünmüyorum o süreci. Sporcuya da çok zarar vermişlerdi. Yarıştıktan sonra çeşitli şeyler olmuştu. Hiç hoş değildi onlar. Yani ondan ders çıkarmışlardır diye umuyorum. Neyse bu konuda benim de söyleyeceğim o kadar. Ben ona değinecektim. Yani Semenya olayı mesela işte o fiziksel görünüşüyle yola çıkarak bir karar verildiğinde de işte Semenya olayında olduğu gibi felaket bir yönetimde çıkabiliyor. Hem bir sporcuyu ama kaybettiler hem de çok sıkıntı değiştirilmesiyle, oldu orada. Yani cinsiyetin değiştirilmesiyle cinsiyet konusundaki tartışma ikisinin aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Yok tabii. Yani cinsiyet aynı değil ama hani o zaman da böyle bir tartışma olmuştu. Ben şeyi dedim ya, hassas bir konuydu. O süreci çok kötü yönetmişti. Evet. Hem Atletizm Federasyonu hem IOC kötü yönetmişti. Hani bu sefer daha hassas, bu dengeleri daha iyi tutarak daha iyi yöneteceklerini umuyorum dedim. Şey demedim. O konuyla ilgili bir şey demedim. Farklı yoksa evet. Bizim sporcularımıza değindik fazlasıyla bence. Eklemek istediğiniz biri var mı? Vallahi yani atletizmdeki başarılar beni sizin de dediğiniz gibi çok mutlu ediyor. Umarım olimpiyatların zaten ana temeli atletizmdir. Atletizm ön planda olmalıdır. Zaten sırf bu yüzden bile futbol çok aşırı ön planda olduğu için U23 maçları hemen böyle hızlıca yapılıp bitirilmeye çalışılıyor. Çok fazla da ona önem verilmemeye çalışılıyor ki bu en doğrusu olur. Atletizmde gelen başarılar beni çok daha mutlu ediyor sizin de dediğiniz gibi güreş faaliyetlerine zaman. Kadınlarımızın başarıları keza. Öteki olimpiyatlar için umut dolu olmamızı sağlıyor ve artık ben şeyden de sıkıldım, bu kendi adıma da konuşuyorum. Yani olimpiyattan olimpiyata atletizm izlemek ya da bu sporcuları takip etmek bana çok sıkıcı gelmeye başladı. Çok fazla futbol odaklı yaşıyoruz maalesef. Bu konuda kendimi de eleştiriyorum ve yani bu seneden itibaren özellikle futbol konusunda kendime de çok büyük kotalar koyup özellikle kadın voleyboldan çok zevk alıyorum son dönemlerde. Bildiğiniz bütün lig maçlarını falan izlemeyi düşünüyorum. Artık kendimi kadın voleybol ve Amerikan futbolu ikiliminde görüyorum bu sene. Ben de şunu eklemek istiyorum. Takım sporları demişken Amerika her zamanki gibi çok başarılıydı takım sporlarında ama Fransa da çok iyi bir turnuva geçirdi. Bence İtalya çok iyi bir turnuva geçirdi ya. Takım sporlarında mı? Ya yok, İtalya atletizmde mesela inanılmaz doğru işler yaptı. Değineceğim, ona da değinecektim. Takım sporları dediğin için Fransa ile girdim. Handbolda 2 altın kazandılar erkekler ve kadınlarda. Erkekler voleybolda altın kazandılar. Erkekler basketbolda final oynayıp Amerika'ya kaybettiler ki grupta yenmişlerdi. Gümüş aldılar. Ve kadınlar basketbolda da bronz aldılar. Çok iyi bir turnuva geçirdiler. Öte yandan evet, yani 100 metre gibi Jamaika ve Amerika'nın domine ettiği bir sporda, bir dalda öncelikle altın aldılar 100 metrede. Hadi onu geçtim, bir sporcuyla olabilir. Sonra 4x100 metrede de altın aldılar. Gerçekten müthiş bir performans gösterdiler. Buna da değinmek lazım. Madalya sıralamasında yani Amerika'ya aslında bunların altında ne yatıyor, ben bunu da çok merak ediyorum. Yani iyi bir jenerasyon mu geliyor yoksa adım adım güzel bir sistem kurulup oradan mı yetişiyor sporcular? Mesela Jacobs diye bir oyuncu sporcu vardı. Oyuncu nereden çıktı? Yani 100 metrede altın aldı. Yani çok zor bir şey ve İtalya bunu başardı. Hani acaba bu başarıları getiren nedir? Keşke bir tane böyle İtalya'yı takip eden ya da İtalyan bir tanıdığımız olsa da bunları ona sorabilsek. Ben yani çok merak ediyorum bu tip başarılarda işin altyapısının nelerin yattığını. Voleybolda biz mesela kadın voleybolda oldukça iyi bir sisteme sahibiz. Bunu mesela çok konuşmak isterim. Hani federasyonla, yani hep federasyonlara söyleyecek değiliz. Voleybol federasyonu mesela inanılmaz bir iş yapıyor bence bu konuda. Başkanlar değişiyor ama düzen değişmiyor aslında. Evet, düzen değişmiyor. Mükemmel bir sistem var. Türkiye'nin umarım bu sistemleri farklı branşlarda devam ettireceğini umuyoruz. Burada bir sinyal aldık bu konuda. İnsanlar da sahiplenmeye başladı farklı branşlara.
zamandır öyle. Bir önceki jenerasyonda da benzerdi. Yani bu kadar başarılı değillerdi belki. Bir nebze daha gerideler. Ama o Neslihan'lı işte Gözde'li, Özge'li jenerasyon da benzer bir destek görüyordu. Yani ben bilet bulamamıştım buradaki olimpiyat elemi. Veya Avrupa Şampiyonası maçlarına bilet bulamıyorduk yani. Orada da var aslında. Yani voleybolu evet, sürekli gelen anlatır belki. Ya o jenerasyonla işte Neslihan demin falan jenerasyonuyla gelen bir şey var. İğme var. Şu ankiler de orayı tap yaptı. En üst noktaya çıkarttılar ve bir sonraki jenerasyon da iyi geliyor yani. Hani Avrupa şampiyonalarında çok iyi derecelerle güzel işler yaparak geliyorlar. Yani hani gerçekten altyapılarda çok iyi doğru adımlar atılıyor ki biri gitse de takımdan biri sayrılsa da onun yerini doldurabilecek oyuncular yetişiyor gerçekten. Peki şeye ne diyorsunuz? Uzun atlamadaki Katarlı sporcuyla İtalyan sporcunun aynı anda karar verip altın alması çok müthiş bir andı bence. Olimpiyat ruhuna çok katkıda bulunan bir andı diyeyim. O şeyin hakemi de sanırım bir Türkiye'den evet, bir evet, Türk hakem doğru. O şey yapmış ve bence de güzel bir andı. Yani çok çok jeneriklik bir andı. Yani olimpiyatta her olimpiyatta böyle güzel anlar oluyor. Zaten bizim de yani şöyle görmemiz lazım herhalde. Yani oraya çıkan sporcu elinden geleni yaptığını hissetmeliyiz ve adil bir şekilde mücadele ettiğini hissetmeliyiz ve centilmence, sportmence olmalı. Yani tabii ki madalya kazanınca seviniyoruz ama bizi temsil ettiğini düşündüğümüz ülkemiz de olabilir ya da sempati duyduğumuz sporcu da olabilir. Elinden geleni yaptığını hissettiğimiz zaman, bu olimpiyat kültürünün, olimpiyat ruhunun bir parçası olduğunu hissettiğimiz zaman biz de iyi hissediyoruz, yakın hissediyoruz. Olması gereken de bu birazcık. Her olimpiyatta da benzer anlar oluyor. Ben de çok keyif alıyorum böyle şeylerden. Voleybolcular da bence bu yüzden birazcık daha herkesin takdirini topluyor. Gerçekten ellerinden gelen neyse onu yapıyorlar, sahaya koyuyorlar ve çok fazla işte ne bileyim farklı polemiklerle uğraşmadan sadece oyunlarını oynayıp ortaya birçok güzel sonuçlar çıkarttı. O yüzden hani insanlar madalya alması bile çok güzel işler yaptığını söyleyebiliyor. Yani düzenli olarak futbol takip ediyoruz bizler. Yani oradaki ortamı, orada yapılan işleri görüp bu insanların yüzüne bakmaya ben utanmaya başladım artık. Yani o kadar temiz, o kadar çalışkan, çok daha zorlu şartlarda, çok daha az para kazanarak, çok daha fazla emek harcayarak buralara gelip ülkeyi temsil ediyorlar. Bizim onları işte böyle futbolculara adettiğimiz işte yok siz vatan evladısınız şöyledir böyle yok bizim çocuklarmış da bilmem ne. Esas bunlar bizim çocuklar yani bunlar bir zorluğu çekiyorlar. Bunlar bizi temsil yeterli para almıyorlar. Bizim ya da temsil aynen etmesini istediğimiz ruh bu. Eğer bir vatanı temsil etme gibi bir tırnak içinde bir durum varsa bu sporcular bizi temsil ediyor ve paralimpik oyunlarında da yine bu sporcular bizi temsil edecek. Umarım orada da en iyi şekilde yarışırlar ama tabii paralimpik oyunlarına çok daha az madalya gözüyle bakıyoruz. Önemli olan bu aktiviteler, bu tırnak içinde yarışmalar. Orada bulunmaları bile onların ne kadar özel insanlar olduklarını gösteriyor bize yeterince. Madalyalar onları bireysel olarak mutlu ediyor. Beni onların oralarda olması çok mutlu ediyor. Örnek olmaları. Evet evet kesinlikle. Yani bu kadar zorlu şartlara rağmen neler başardıkları, hani Sümeyye'yi çok yakından takip ediyorduk hepimiz işte. Sümeyye Boyacı'nın yüzme yarışlarını takip ediyoruz. Çoğunu kişisel olarak tanımasak da onlar da yakında başlayacak sanırım Ağustos sonu. 2 hafta oluyor arasında. Bütün olimpiyatlarda. Evet 2 hafta 25, oluyor aşağı yukarı. 25 Ağustos'ta başlıyor. 24 mi? Evet. 24'müş şimdi baktım. Evet. 24 Ağustos'ta yani başlıyor. Yani orada da bence madalyalar gelecek diye umut ediyorum. Yani madalya veren sporcular var bence ve hani güzel bir şey seyredeceğimizi düşünüyorum özellikle Halter'de. Var mı bir fikrin? Kimler madalya alır? Ben pek tanımıyorum da. Ya mesela işte Halter'den bahsetmiştin ya Mert yani evet. Artık şeyimiz yok. Paralimpik'te bence Halter'e birazcık dikkat kesilmeliyiz. Çünkü kadınlarda hani kadınlara ben daha hakimim erkekler de çok bilmiyorum ama işte mesela Besra Duman var. 2021 dünya ikincisi pardon. Nazmiye Murat'la var. 2 olimpiyat şampiyonu bu sene 3.'yü arayacak. Dünya rekoru kıran da bir sporcu. İşte Sibel Çam var, dünya ikinciliği var. Yasemin Ceylan Aydar var, işte onun 3.'lüğü var. Çok önemli
sporcular aslında. Bence birazcık dikkat kesilmeliyiz diye düşünüyorum halter'e. Bu arada baktım sen söyledikten sonra halter'de 5 tane paralimpik sporcumuz katılıyor. Bunların 4 tanesi kadın. Ya, bu da çok mükemmel bir şey yani. Evet, bence de öyle. Ya, çok başarılılar halter'de. Bu sene de bence güzel sonuçlar elde ederler diye düşünüyorum. Umarız. Paralimpik olimpiyatlarda tabii halter dışında da hani ben ya madalya belirlediğim isimler var. Bunlardan bir tanesi de atıcılıkta Ayşegül Pehlivanlar var. O da Rio'da bronz madalya kazanmış bir sporcu. Bu sene de neden olmaz diye düşünüyorum. Tabii yüzmede Sümeyye Boyacı var, hani paralimpik yüzmeyi bize tanıtan, çoğu insana tanıtan ve hani sevdiren, takip ettiren birisi. Çok önemli bir sporcu bence. Onda dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları var hani bildiğiniz gibi. Onun yanı sıra Sevilay Öztürk de var. O da bu en son Avrupa şampiyonasında Sümeyye Boyacı ile beraber hani biraz şampiyonaya damga vurdular yani. O da ikinci olmuştu yarışlarda ve bence o da dikkat edilmesi gereken sporculardan birisi. Son olarak işte pentatlon var. Modern pentatloncu bir sporcu var. İlkeden bahsetmiştik. Paralimpik'te de Fatma Dama Altın var. O da Avrupa şampiyonluğu elde etti sporcu. Ona da bence yakından takip etmeliyiz. Hani atletizmde de Esra Bayraklı, o da dünya şampiyonu olmuş bir sporcu. Ya bunların dışında tabii katılan pek çok sporcu güzel başarılar elde edecektir diye tahmin ediyorum. Sizin de dediğiniz gibi katılmaları bile çok büyük başarıyken daha büyük başarılar gelebilir. Bir de benim bildiğim, tabii benim birazcık daha hakim olduğum alan kadın sporcular. Erkek sporcularda da çok güzel işler yapacak sporcular vardır elbette. Güzel bir paralimpik oyunlar bekliyor o zaman bizi. Açıkçası benim çok hakim olduğum bir alan değil. Mert'in de bildiğim kadarıyla öyle. Hani senden dinleyince şu an merakla ben de izleyeceğim paralimpik oyunları da elimden geldiğince. Tabii biraz saatleri zorluyor. Mesai saatine çok denk geliyor ama Tokyo'daki olimpiyat oyunları da benzer şekildeydi. Tabii elimizden geldiğince takip etmeye çalıştık. Şimdi yine paralimpik oyunları da takip edeceğiz. İsterseniz olimpiyatlara dönelim. Değinmediğimiz, şimdi konuşmazsak haksızlık olur. Ferhat Arıcan'a da değinmemiz lazım. Jimnastik gibi bir dalda bir sporcumuzun olması bile büyük işti. Bir iki olimpiyat önce falan galiba ilk defa sporcularımız katılıyordu. Yani büyük olay olmuştu. Şimdi madalya kazandık. İbrahim Çolak'la falan da kıyısından döndüğümüz de oldu. Gerçekten bu da okçulukta olduğu gibi bu sporcular da pek çok genç, umuyorum jimnastikçinin önünü açacaklardır. Benim de en mutlu olduğum madalyalardan biri oydu. Ona değinmek istedim. Bir de bizi biraz alıştırdı galiba tekvando. Tekvando'da da düzenli olarak madalya alıyoruz. Hatta altın da aldık Servet Tazegül'le. Bu sefer iki bronzla kapattık. Biraz tartışmalar da olmuştu zaten katılımla ilgili. Ama madalyayı Hatice Kübra İlgün aldı sonunda. Yani sıkıntılı bir süreç geçirmişti. Daha böyle altın madalya beklediğimiz ya da daha iddialı olduğunu düşündüğümüz tekvandocularımızdan biraz hayal kırıklığına uğradık ama yine de iki bronz da bence fena değil. Onlara da değinmek istedim. Sizin de söylemek isteyeceğiniz bir şey varsa bu konuda. Evet, tekvandoda... Buyur İrem, sen söyle, ben en son saçma bir şey gibi gelecek benim şimdi söyleyeyim. Ya tekvandoda gerçekten hani birazcık yani bir madalya daha gelebilir de, özellikle kadınlarda, gene hani kadınlar üzerinde konuşuyorum ben daha ziyade. Nur Tatar'dan bir madalya gelebilirdi, biraz hayal kırıklığı oldu. Hatice Günde daha iyi bir sonuç alabilirdi ama tabii bronz madalya da çok iyi bir başarı. Ve birazcık da tartışmaların gölgesinde hani bu senin de dediğin gibi madalyanın gelmesi. O konuda fikrini gelmesi merak ediyorum açıkçası. Yani benim çok hakim olduğum bir şey değildi. Yani sen ne demek istersin? Ya, daha hakim olduğunu düşünüyorum. Ben de çok hatırlamıyorum şimdi olayları. Yanlış bir şey söylemek de istemiyorum. İrem Yaman'ın iddia ettiği kadar çok büyük bir haksızlık yoktu diye hatırlıyorum. Yani ortada bir kural vardı. Hani kural saçma olabilir. Ama o kural gereği Hatice Ergün gitmesi gerekiyordu zaten. Hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum şimdi. Çok hatırlamıyorum detayları. Şöyle bildiğim kadarıyla olimpiyat, yani farklı bir siklet, iki siklet birleşimi oluyor olimpiyatta. İkisi de ayrı iki siklette mücadele ediyorlar. Ve olimpiyat için puan toplanıyor. Toplanan puan, ikisi de olimpiyata katılacak puanı topluyorlar ama tek bir sporcu temsil edebiliyor. Evet.
İrem Yaman'ın da bildiğim kadarıyla burada puanı daha yüksek. Ama federasyon daha önceden işte Moskova'da bir Grand Prix'de galiba aralarındaki maçta kazananın gitmesi şeklinde bir karar almışlar. Evet. Çünkü puan toplama da çok adil olmadığı söyleniyor. Olimpik olmayan bisiklet olduğu için İrem Yaman'ınki. Yani şey, bir sıkıntılı bir durumlar var da yani eğer net bir şekilde öncesine söylendiyse, ki sporcumuz da yani torpille gitmediğini ya da haksızlıkla gitmediğini bronz madalya alarak da gösterdi. Rekabet etsinler, başarıyı getirir. Bir sonraki olimpiyat da bir sene daha yakın aslında normale göre. 3 sene sonra, çok da uzun Evet. bir vakit yok. İrem Yaman daha iyi olursa gider umarım. Madalya da kazanır ya da Hatice Kübra İlgün daha iyiyse o kazanır umarım. Ya işte burada şey olan hani İrem Yaman'ın itiraz etmesi gereken kuraldı diye hatırlıyorum ben de. Hani torpille gitti gibi bir sonuç yoktu diye Haklıysa da hatırlıyorum. haksız duruma düştü. Hoş bir tavır sergilemedi. Evet. Benim başka değinmek istediğim biri kalmadı. Yani olimpiyatta da değinecek çok fazla şey var. İhmal etmiş olabilirim ama bizim sporcularımızı konuştuk genel olarak. Değinmediğimiz biri kalmadı aslında. Onun dışında Son bahsetmek olarak ben istediğiniz... de Yasemin Ercan Anagöz'ü söyleyeyim ben de o zaman son olarak. O da okçulukta galiba çeyrek finale bireyselde. Pardon, üçüncü tura yükseldi. Mete Gazoz'la birlikte de çiftlerde dördüncü oldular. Bence o da Paris'te yakından izlememiz gereken sporculardan birisi olacak diye düşünüyorum. Çok güzel bir ivme yakaladı. O da çok genç bir sporcu. Daha önünde çok uzun bir kariyer var ve güzel şeyler yapacağını düşünüyorum onu da. Şöyle gibi geliyor bana, Yasemin Falan. Ecem Anagöz'de de Mete Gazoz'da da bireysel sporlarda özellikle okçulukta birbirine çok yakın sporcular var. Ve birbirlerini işte çeşitli şampiyonlarda bazen o yeniyor, bazen o yeniyor. Yani kura da önemli oluyor, o günkü performans da önemli oluyor. Yani iyi bir gününde madalya da alabilirdi belki. Mete Gazoz mesela iyi bir gününe denk gelir. Bir de bizim sporcularımız, onda da ben kapanmadan değinmek istiyorum. Genel olarak bir o gün, yarışma günü performanslarını sergileyememe sorunu var. Yani herkes madalya alacak, herkes başarılı olacak değil ama sanki mesela yüzücülerimizde bu vardı. Genç sporcular olduğu için hoş görülebilir tabii ama yani en iyi derecelerinden de çok uzak dereceler yüzdüler. Burada da sporcuları suçlamak istemiyorum. Biraz bizim yöneticilerimizin hatası olabilir. Psikolojik olarak sporcularımızı daha iyi hazırlayabilirlerdi belki. Onu söyleyebilirim. Mert, sen sözünü kestim ben. Devam et istersen. Valla bununla ilgili bir şeydi de şu an seni dinlerken unutuverdim ya. Neyse, ben de umuyorum düşünceni yansıdır. Sen seviyorsun aralara girmeye Barış'cığım. Unutturuyorsun bizi artık Evet. söyleyeceklerimizi. Kusura bakma. Güzel bir program Ben oldu. de Eklemek senin istediğiniz bir dediğinle şey var ilgili. mı? Ha, söyle İrem. Şöyle ya olimpiyat hani de psikolojik olarak hazırlanmak gerçekten çok zor bence de olimpiyatlara inanılmaz büyük bir arena. Sporcuların yarıştığı belki de en önemli arena ve orada yarışmak insan sporcuların üstünde çok büyük bir yük bindiriyor. Bir de ülke temsil ediyor gibi tırnak içinde bir yük daha yükleniyor sporculara ve bununla baş etmek zor. Ve hani gerçekten bununla ve başa çıkmak için özel belki şeyler yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ben de sana katılıyorum. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa kapatalım. Çok güzel, dolu dolu bir program oldu. Da olimpiyatı toplamak, biraz önce de dediğim gibi, toparlamak kolay değil ama elimizden geldiğince önemli bulduğumuz şeylerden bahsettik. Ağzınıza sağlık İrem, çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli bilgiler verdin. Özellikle paralimpik Ben de oyunlarla çok da teşekkür ilgili ederim. yani açıkçası pek bilmediğimiz bir oyunlar. O konuda da çok aydınlatıcı bilgiler verdin. Teşekkür ediyoruz. Yine bekleriz programımıza da. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tekrar çağırırsanız tekrar gelirim. Keyifli oluyor benim Keyifle, için de. bizim için de keyif oldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenilerinizle, yorumlarınızla destek olursanız, paylaşırsanız yayınımızı memnun oluruz. İrem'in kanalını da, sayfasını da, FemSport'u da takip etmenizi öneririz. Kadın Evet, sporcularla ilgili FemSport.net'te konuları. güzel kadın sporculara dair röportajlar ve haberler oluyor. Bir de özellikle olimpiyatlarda toparlayıcı bilgiler vardı. Gün gün neler olduğuna dair hani böyle güzel bir özet vardı. Ben de takip ettim. Oldukça güzel paylaşımlar yapıyor İrem. Kadın Teşekkürler. sporları ile ilgilenen kadın sporcuların neler yaptığını merak eden herkes takip etmeli bence de. Oldukça güzel bilgiler alıyorum ben de oradan.
Buradan da son olarak tüm sporcularımıza 1948 Londra'da bronz madalya alan Rui Sarıalp ruhuyla Paris'e gitmelerini rica ediyorum. Çünkü onun yaptığı çok zor bir şeydi. Türkiye tarihindeki atletizmdeki ilk madalyayı çok eski bir tarihte almıştı. Ondan sonra çok uzun süre atletizmde bir madalyamız bile yoktu. Atletizmi o zamanlarda bunu başaran ruhu yoksa. Yani evet öyle. O yüzden Rui Sarıalp ruhuyla tüm branşlarda yılmadan sporcularımız mücadele etmeye devam etsinler. Bizler de onlarla birlikte sevinelim ve gururlanalım. Çok güzel toparladın. Bana da söyleyecek bir söz kalmadı. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.